Bu bölümümüzde programımızda etkileşimli görseller nasıl hazırlayabiliriz ondan bahsedeceğim. Hazır şablonlarda bulunan etkileşimli görsel bölümüne tıklıyoruz. Buradan proje adımızı giriyoruz. Oluştur diyoruz. Sol tarafta çıkan ayarlardan öncelikle etkinlik adını giriyoruz. Görsel dosyası olarak 3 noktaya tıklayarak bilgisayarımızdan bir tane resim seçiyoruz. Etkileşim seçeneklerinden artıya tıklıyoruz. Burada metin, resim veya video ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak her birinden birer tane hazırlayacağım. Sizler buradan çalışmanıza göre daha fazla seçebilirsiniz. Öncelikle metin bölümüne tıklıyoruz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi i şeklinde bir harf çıktı. Metin eklediğimiz zaman bu şekilde harf karşımıza geliyor. Örneğin burada küple alakalı bir bilgi vermek istiyorum. i harfini buraya taşıyoruz. Başlık olarak küp giriyorum. Küple alakalı bilgilerimizde alt tarafa giriyoruz. Başka bir etkileşim seçmek için de tekrar artıya tıklıyoruz. Buradan örnek olması için resim seçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi resmi şeklinde ifade karşımıza geldi. Buradan başlık giriyorum. Daha sonra bir dosya seçmek için 3 noktaya tıklıyorum. Ekranımızı nerede bulunmasını istiyorsak ilgili kısmı taşıyoruz. Daha sonra tekrar etkileşim seçeneklerinden artıya tıklıyoruz ve video seçiyoruz. Videomuzun başlığını giriyoruz. Alt tarafta videomuzu ekliyoruz. Böylece resmimizin üzerinde herhangi bir konuyla alakalı video eklemiş olacağız. Uygun yere taşıyoruz. Eğer daha fazla seçenek eklemek isterseniz yine artıya tıklayarak buradan tekrar seçebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz. Bu şekilde çalışmamızı bitirdik. Şimdi yayınlayıp çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi çalışmamız bu şekilde karşımıza geldi. Sol tarafa geldiğimiz zaman burada resim eklemiştik. Resim karşımıza geliyor. Çarpıdan kapatıyoruz. Alt tarafta i harfinde metin bulunmaktaydı. Bastığımız zaman metin yazılarımız karşımıza geliyor. Çarpı ile kapatıyoruz. Video içinde buradaki butona tıklıyoruz. Ve böylelikle videomuz karşımıza geliyor çarpıdan kapatıyoruz. Böylece sizler de etkileşimli görsel hazırlayabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.